Merhabalar. Geçtiğimiz hafta siyaset gündemi açısından bir haftalık değil, belki de 3-4 haftaya sığacak bir gündemi tecrübe ettik. Siyaset sahnesinde yaşanan bu gelişmeler son derece önemliydi. Zira yaklaşık 2 ay sonra gerçekleşecek seçimlerde sürecin ve seçim sonuçlarının şekillenmesi açısından oldukça kritik gelişmeler. Bu gelişmeleri 4 başlıkta özetleyebiliriz. İlk olarak altılı masada yaşanan büyük kriz, İyi Parti'nin masaya geri dönüşüyle büyük bir kopuşa neden olmadan birlikteliğin sürdürülmesi iradesiyle sonuçlandı. Bu minvalde altılı lider Kılıçdaroğlu'nu ortak cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Diğer 5 lider ise İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar. Akşener'in masaya dönüş kararında belediye başkanlarının sürece dahil edilmesinin belirleyici olduğu söylenebilir. Şüphesiz herkesin aklındaki soru seçim sürecinde yeni bir kriz olur mu sorusu. Bu soruya verilebilecek cevap için elimizde önemli bir done var. Akşener'in hafta içinde katıldığı bir TV programında önümüzdeki süreçte yapıcı bir rol oynayacağını samimi biçimde ifade etmesi oldukça önemliydi. Altılı masada yaşanan krizden oldukça zararlı çıkabileceğini görmesinin ve bu zararın sadece kendi partisi için değil tüm muhalefete teşmil edecek ölçüde zarar vereceğini güçlü biçimde fark etmesi oldukça önemliydi. Siyasi aktörlerin özellikle parti liderlerinin süreci sağlıklı okuma ve geri adım atabilme kapasitesi çok sık karşılaştığımız örnekler değil. Bu açıdan İyi Parti'nin masaya dönmesiyle ortak adayın kazanma şansının büyük ölçüde arttığını ifade etmek gerekiyor. İkinci olarak Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen seçim kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla seçim tarihi de netleşmiş oldu. Buna göre Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Bugün itibariyle seçimlere katılacak 3 ittifak var. Halen iktidar bloğunu oluşturan Cumhur İttifakı anayasa açısından tartışmalı olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar aday olarak gösteriyor. Millet İttifakı da ortak aday olarak Kılıçdaroğlu'nu duyurdu. Üçüncü ittifak olan Emek ve Özgürlük İttifakı ise henüz adayını açıklamadı. Daha önce Millet İttifakı'nın adayına bakmaksızın kendi adaylarını açıklayacaklarını ifade etmişlerdi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu yaklaştığı bir sır olmayan ittifakın görüşmelerin de olumlu geçmesi durumunda aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği öngörülebilir. İttifakın aday çıkarması durumunda ise seçimlerin ikinci tura kalma ihtimali son derece güçlenecektir. Bu sebeple Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinin seçimlerin kaderini belirleyecek ölçüde önemli olduğunun altı çizilmeli. Üçüncü önemli gelişme ise Cumhur İttifakı'nın genişleme kararı almasını içeriyor. Altılı Masa'nın kendi arasında yaşadığı sorunları aşması ve HDP'nin büyük ortağı olan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin olumlu görüşler ortaya koyması, Cumhur İttifakı'nın genişleme kararı almasında belirleyici oldu. Bu bağlamda Hüdapar ve Yeniden Refah Partilerinin ittifaka dahil edilmesi için görüşmeler sürüyor. Bu partilerin toplumsal karşılıklarının sınırlı olunduğu bilinse de birkaç puanın belirleyici olacağı seçimlerde her katkının önemli olduğu da iyi biliniyor. İttifaklara ilişkin diğer bir gelişme ise Memleket Partisi'nin Ata İttifakı'ndan kopma kararı oldu. Bu kopuşun ardından Zafer Partisi'nin diğer ortaklarıyla birlikte ortak bir aday belirleyerek Cumhurbaşkanlığı seçimine katılması kuvvetle muhtemel. Memleket Partisi ise Muharrem İnce'nin adaylığını netleştirmek amacıyla tek adaylı bir ön seçim çalışması yürütüyor. Öyle görünüyor ki Memleket Partisi yeterli imza sayısına ulaşması kaydıyla İnce'yi aday olarak gösterecek ve mevcut durumda ittifaklar dışında kalan partilerin desteğini arayacak. Bu haliyle geçtiğimiz haftanın siyasete ilişkin öne çıkan gelişmelerini özetleyebiliriz. Herkese iyi günler dilerim.